Sevgili dostlar merhaba. Ben Şevnem Ekşip. Kanalıma hoş geldiniz. Vedik Astroloji ve Sideral Zodya'ya göre 14 Aralık, 20 Aralık arası bu haftanın enerjileri bakalım bize neler söylüyor. Evet öncelikle haftanın hemen ilk gününe bir tutulma etkisiyle başlıyoruz. Güneş tutulması var. Tutulma ile ilgili bir video çektim. Onun ayrıntıları var. O yüzden tutulmaya burada dönmeyeceğim. Sadece haftanın enerjilerinden bahsedeceğim. Açıklama bölümüne bir link bıraktım. Oradan tutulmayla ilgili merak ettiklerinizi videodan izleyip bakabilirsiniz. Diğer taraftan bu hafta dikkat etmemiz gereken en önemli etki haftanın başında tutulma var. Pazartesi gününü bu anlamda daha rutin konularla ve sakin değerlendirmemiz gerekiyor. Tutulmanın olduğu günler üstelik bu bir yeni ay fazında yani güneş tutulması. Dolayısıyla da pazartesi günü haftanın ilk günü daha frekanslar karışık olacağı için Dikkatli rutin işlerle başlayarak herhangi bir konuyu bir başlangıcı pazartesiye denk getirmeden yönetmek gerekiyor ya da organize etmek gerekiyor. Çünkü tutulma enerjilerinin yeni ay fazında, dolunay fazında gerçekleşen etkilerin olduğu günlerde enerji frekansları son derece yüksektir ve dengesizdir. O yüzden başlattığın herhangi bir şey tutulma dalgasında gerçekleşir. O günü rutin işlerle sakin aralıklarla geçireceğiz. Bir bu var bir de hafta sonu Mars artık burç değiştiriyor. Vedik astroloji ve sideral zodya göre uzun süredir balık burcunda ilerliyordu. Burada retro hareketine geçmişti. Daha doğrusu retro hareketini burada tamamlamıştı. Ve epey bir zamandır bilhassa balık burçları için hareketli bir döngüye, biraz da gergin, mücadeleci bir döngüye neden olmuştu. Şimdi buradan çıkıyor ama neydi kural? gezegenler bir burçtan çıkıp başka bir burca geçerken hangi aralıklarda oluyorlardı belli bir süre? Araf noktasında yani böyle bir ara noktada oluyorlardı. Kendi özelliklerini rahat gösteremiyorlardı. Bu nedenle hafta sonu özellikle cumartesi ve pazar bu hafta fiziksel olarak kendinizi yormayın. Çünkü Mars bizim fiziksel gücümüzle bağlantılı bir gezegendir. Fiziksel olarak kendinizi yormayın. Spor aktivitelerinizde evet daha çok evdeyiz bu ara ama evde de spor yaparken ya da evle ilgili ev kazalarına vesaireye biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Demek ki bedenimizi fiziksel olarak kendimizi yormayacağız ve biraz daha sağlığımıza bu anlamda da dikkat edeceğiz. Özellikle hafta sonu etkileri içerisinde. Pazartesi günü akşam üstü diyelim 17.45 gibi güneş tutulması tamamlanıyor. Bitiyor artık. Dolayısıyla da tabi bu Türkiye ve İstanbul saatine göre Bahsettiğim gibi o günü daha çok böyle rutin işlerle geçireceğiz. İlla ele hareket etmeniz bir şekilde adım atmanız gereken bir durum varsa da tutulmadan sonra ya 18'den sonra ya bunu almaya bakın ama o gün biraz daha böyle bir duran ilerlemesi gereken bir güne işaret ediyor. Özellikle işle ilgili bir organizasyon yapıyorsanız Salı gününe baktığımızda 15 Aralık Salı gününe baktığımızda Ay Yay burcuna geçmiş olacak e, yay burcunda ilerleyecek ve Muğla takım yıldızında olacak. Şimdi Muğla takım yıldızının en önemli özelliklerinden birisi de Zodiac'ta kullanıyoruz biz bu yıldızların yıldızları nakşatra diyoruz onlara. yatırımlarda dikkat gerektirir. Hatalar yaptırabilir. Pazartesi günü özellikle, özür dilerim, salı günü, 15 Aralık salı günü özellikle finansal konularda vermeniz gereken bir adım, vermeniz gereken bir karar varsa burayı dikkatli yönetin. Finansal konulara dikkat etmeye çalışın. Ama bilhassa da riskli yatırımlar adına. Ama bir konuyu araştırmak, kökten derinleşmek, bir konunun dibini bulmak, bir meselenin özünü fark etmek, gerçek tarafını, daha detaylarını görmek anlamında güzel etkiler var. Günün enerjileri bu anlamda destekliyor. Taktik isteyen iş ve konularda dikkat etmek gerekiyor. Daha böyle satranç oyunu gibi daha taktiksel bir şeyi yönetmek zorundaysanız hayatınızda, işinizde veya özel hayatınızda o gün bunu, bu taktiksel noktaları çok iyi yönetemeyebilirsiniz. Daha düz ve net konularla uğraşmak gerekiyor. Böyle çetrefilli karışık işleri salı gününe almamaya çalışın. Bu anlamda özellikle günlük hayatınızda ve e, iş hayatınızda buna dikkat etmeye çalışın. Günün sayısı bir. Bu... Aktif bir enerjinde işareti, biraz daha böyle hareketli olmak isteyeceğimiz bir etkinin işareti. Dolayısıyla bir ritüel vesaire yapıyorsanız da hani bilmenizde fayda var. O günün sayısı da bir aynı zamanda aktif bir enerji barındırıyor. 16 Aralık Çarşamba'ya baktığımızda ay hala yay burcunda ilerliyor ama takım yıldızını değiştirdi. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bu hafta Çarşamba günü güneşte de burç değiştiriyor. Artık... Ee, ne yapıyor? Akrep Burcu'ndan Vedik ve Sideral Zodiyal göre ayrılıyor ve Yay Burcu'na geçiyor. O geçme döneminde güneş otorite sembolleri, devlet ve hükümetle ilgili işleri kamu alanlarında yönettiği için çarşamba gününe kamu ile ilgili işleriniz varsa, Otorite sembolleriyle bir görüşmeniz varsa, işlerinizde patronunuzla, yöneticinizle bir şekilde ya da sizin için önemli otorite sembolünde olan bir müşterinizle bir görüşme yapacaksanız, o toplantılarda, o görüşmelerde yanlış anlaşılmalar olabilir ya da işleriniz istediği gibi yürümeyebilir çünkü kamu, devlet, otorite sembolleriyle ilgili alanları yöneten güneş bizi burada desteklemeyecek, o kendi derdinde olacak bir anlamda Çarşamba günü. Biraz buraya dikkat edelim. Çarşamba günü bu konuları biraz daha iyi yönetmeye çalışalım. Diğer Diğer taraftan madalyonun her türlü yüzünü görmek anlamında içsel olarak farkındalıklarımızın yüksek olduğu bir gün olacak. Yalnız kararsızlık artabilir. Günün sayısı 2 zaten. Öyle mi yapayım? Bu tarafa mı gideyim? Bunu böyle mi yapayım? Sürekli bir tereddüt içinde olabiliriz. Çok önemli, net bir karar vermeniz gereken bir şey varsa onu da çarşamba günü kendinizi ve şartları zorlamadan ele almaya çalışın. Böyle kararsızlıklar içine düştüğünüzde normaldir. Bunu biraz daha perşembe ele almaya gayret edin. E, hayatınızda beraber yürüttüğünüz bir ilişkinizde, bu çocuğunuz olan bir ilişki de olabilir. Ebeveynlerinizle olan bir ilişki de olabilir yöneticiniz olabilir işinizde ya da iş arkadaşlarınız olabilir veya eşiniz olabilir. Karşılıklı ikili ilişkilerde beklenmedik dirençlerle karşılaşabiliriz. Çarşambanın böyle bir etkisi var. Direnç gösteren enerjiler çok aktif olacak. Dolayısıyla hani burada normal bir şey söyledim. Normal bir şey yürütmeye çalışıyordum. Niye bu direnç gösteriliyor diye. Bilhassa çocuklarla veya ebeveynlerinizle olan ilişkinizde bu anlamda böyle bir etki söz konusu. O gün biraz daha esnek olup gereksiz o dirençlerle uğraşmamak gerekiyor. Meseleyi biraz hani kendi haline bırakıp tekrar ele almanız gerekiyorsa bunu perşembe günü yeniden değerlendirmeniz bu anlamda da dikkat gerektiriyor. Dolayısıyla çocuklarla ve ebeveynlerimizle olan ilişkilerimizde perşembe çarşamba gününe dikkat etmemiz gerekiyor. Perşembe'ye baktığımızda Ay oğla geçti artık. Satürn ve Jüpiter'le bir kontağı var. Duygusal konuları ele almak için uygun değil. Ay Satürn'e kavuşuyor Oğlak burcunda. Her ne kadar yanında Jüpiter de olsa iş ve benzeri konular için çok olumlu bir nakşatradan, takım yıldızdan geçecek. O gün tek kelimeyle perşembe günü bir iş günü. Her şey daha mantıklı, daha analitik, daha akılcı ele aldığımız etkiler var. Şöyle bir enerji de var. Özellikle ticari konularda bir şeyi sezme, fark etme, kar edeceğiniz, size iyi gelebilecek, bir şeyi daha iyi net görme etkileri çok aktif. Yönetsel konular, yönetim alanları, kurumsal bir işinizde biraz daha işe odaklanmak, ticari konularla uğraşmak, tüm bu alanlarda çok destekli etkiler var. Bu hafta böyle bir toplantı yapmanız, önemli bir görüşmeyi organize etmeniz gerekiyorsa en uygun gün aslında Perşembe olacak. Dolayısıyla bunu burada kullanabilirsiniz. Evdeyseniz de duygusal beklentilere girmeyin. Eşinizle, partnerinizle sizi böyle çok anlamasına, çok e, romantik bir şeyin içinde olmakla ilgili bir beklentiye girmeyin. Düzenlemeniz, toparlamanız gereken şeyler varsa bunlara yönelin. Neyi ele alıyorsak bunu daha ciddiyetle, daha duygusallıktan uzak ve analitik bir şekilde ele almak. Ama bir şeyi sezgisel olarak da iyi fark etmek için güzel etkiler var. Günün sayısı 3. Dolayısıyla... Ee, bir şey yapıyorsanız, bir şey kullanıyorsanız, hani sayılardan faydalanmak istiyorsanız günün sayısı da bu anlamda 3, onu da belirtmekte fayda var. Ee, cuma'ya baktığımızda Ay Şaravana da Oğlak e, Burcu'nda hala Şaravana takım yıldızında Şaravana duymakla ilgilidir. Haberlerin gelebileceği, çeşitli duyumları alabileceğiniz etki var. Konuşma için çok etkindir ifade alanlar için çok etkindir. Özellikle medya ile iletişim konularında bir iş yapıyorsanız Cuma bu anlamda çok destekli. Ama bunun gölge tarafında spekülatif haberleri ortaya atma. Yani bir haber, haberin aslının, astarının ne olduğunu pek belirsiz olmasıyla ilgili etkileşimler de çok aktiftir. Dolayısıyla size gelen bir haberi, size söylenen bir şeyi pek e, aslını astarını öğrenmeden, anlamadan üstüne atlamamaya çalışın. Ve dedikodudan uzak durmaya çalışın. Dedikodunun bu tip noktaların eğilimlerin arttığı etkilerdir. Biraz oradan uzak durmaya çalışın. Üçüncü şahıslardan size gelecek lafları, konuşmaları çok dikkate almayın. Ama kendiniz ifade etmek, bir konuşma yapmak, biraz daha iletişim içerisinde olmak için güzel etkiler var. Eğitim için çok güzel etkiler var. Eğer akademik bir tarafınız varsa, öğrenciyseniz, çalışıyorsanız bu anlamda öğrenmek anlamında güzel etkiler var. Dil öğrenmek, Dil öğrenmekle ilgili bir çabanız, bir başlangıcınız varsa yine bunun içinde güzel etkiler var. Önemli telefon görüşmeleri Cuma'ya böyle yapmanız gereken önemli bir telefon görüşmesi varsa işinizde ya da özel hayatınızda bunu rahatlıkla Cuma'ya alabilirsiniz. Görüşmeler, toplantılar yine destekli. Haftanın bu iki günü bu anlamda hayri e, destekli olacak. Beklenmedik duyumlar alınabilir. E, hiç ummadığınız böyle bir haber alabilirsiniz. Arkanızdan konuşulduğunu, daha önce fark etmediğiniz bir şeyler önünüze gelebilir. Hiç hani ne niyetinizi ne enerjinizi bozmayın. Bırakın e, söyledikleriyle kalsınlar ama sizin arkanızdan konuşulan bir takım söylemleri de duyma potansiyeliniz var. Özellikle oğlak, yengeç burçları bu anlamda biraz daha aktif olacaklar. Günün sayısı zaten 5. 5 iletişimle ilgili bir sayıdır. E, bu noktayı çok aktif kılacak. Dolayısıyla... Ee, biraz daha bu enerjinin, böyle bir iletişim enerjisinin kuvvetli olduğu bir gün iletişim içerisinde olmakta fayda var. Cumartesi'ye baktığımızda, 19 Aralık Cumartesi'ye Ay Kola Burcu'na geçiyor, Danışta Takım Yıldızı'nda. ikili ilişkilerde dikkat gerektiriyor. Ee, biraz daha partnerinizde, ikili ilişkiler içinde olduğunuz kişilerle ortaklı bir iş yürüttüğünüz insanlarla e, ilişkilerinize dikkat edin. Her türlü ortaklı işlerinizde daha iyi yönetilmesi gereken bir gün ama onun tarafında yaratıcı enerjinin çok arttığı, yaratım enerjisinin çok yüksek olduğu bir frekansa aktif olacak daha farklı bir durumu daha farklı bir açıdan ele almak açısından zihniniz çok daha berrak ve farklı çalışacaktır. Arınmak için çok uygun enerjiler var. Detoks yapmayı düşünüyorsanız bu hafta şöyle arınma içinde olmak istiyorsanız bir tutulma enerjisinden de çıkmış olacağız. Hafta sonu hani daha kendimizde olduğumuz etkiler içerisindeyiz. O yüzden evinizi, kendinizi, bedeninizi arındırmak için çok güzel etkiler var. Detoks benzeri işler içinde. Ritüeller için çok güzel etkiler var. Tam böyle bir ritüel yapma günü. Dolayısıyla bir süredir burada kendinize, özel alanlarınıza, ruhsal tarafınıza vakit ayırmak istiyorsanız yine cumartesi bu anlamda çok destekli Nazik işler için çok hassas, nazik, böyle romantik işler için falan çok uygun bir gün değil. Daha kararlı, daha net enerjilerin açığa çıktığı etkiler var. Bunu da bilmekte fayda var. Günün sayısı 6. Bu spiritel noktaları, 3. gözle de çok bağlantılıdır 6 sayısı. Spiritel noktaları çok aktif kılar. dolayısıyla spiritel taraflarımızın daha önde olduğu enerjiler aktif olacak. Sezgiler çok fazla artıyor. Astroloji ile uğraşıyorsanız e, spiritüel, ezoterik bir konuda bir araştırmanız, bir uğraşınız vesaire varsa astrolojiyle ilgili belki bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız o cumartesi gününün enerjileri özellikle danışta etkileri bu anlamda çok destekli olacak sevgili dostlar. Pazar günü ay hala kova burcunda ama Satabiş takım yıldızında bu yıldız işte ilahi enerjiyle ve sularla bağlantılıdır. Suyla dengelenmek, su elementinden faydalanmak adına çok güzel etkiler var. Evdeyiz, Hani biraz daha ev alanlarımız aktif ama bunu hani kendi içinizde de dengeleyebilirsiniz. Diğer taraftan sözlerle bağlantılı bir takım yıldızdır. Söylediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Olma ihtimalinin yüksek olduğu enerji var. Pazar günü biraz daha konuştuklarımıza, dileklerimize, içeriden geçirdiğimiz, içimizden geçirdiğimiz şeylere 20 Aralık pazar günü bir parça daha dikkat etmemiz gerekiyor. 21 Aralık'ta da önemli bir dönence var zaten. Türk mitolojisinde 21 Aralık bizim gerçekte yılbaşımızdır aslında. Onunla ilgili de bir ritüel videosu hazırlamaya, yayınlamaya çalışacağım. Umarım bu video yayınlandığında hazır olmuş olur. Dolayısıyla... 21 Aralık'ta biraz hazırlık yapmak anlamında ayın bu kovadan Satabişa takım yıldızından geçtiği enerjiler son derece bizim ruhsal çalışmalar yapmamız, sözlerimize, dualarımıza dikkat etmemiz, rütüellerimizi yapmamız adına da son derece aktif etkiler barındırıyor. Satürn, Satürn ve Jüpiter kavuşum içerisinde bu etki 21 Aralık'ta da çok aktif olacak ama başlamış oluyor 20 Aralık'ta enerjisi. Şartları çok zorlamamak, daha ilahi düzenle, ilahi etkilerle, biraz ruhsal çalışmalarla, belki bununla ilgili bir araştırma yapıp okumayla geçirmekte dünyevi konulardan çok biraz daha içselleşmek için pazar gününün enerjileri bizi destekliyor. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Bakalım burçlara göre bu haftanın enerjileri bizim için neler söylüyor? Evet sevgili dostlar, haftanın burçlarına başlamadan önce, haftalık etkilerin burçlar üzerine etkilerine başlamadan önce biraz da remedisinden bahsedelim. Haftanın etkilerini daha dengeli şekilde kullanmak için nelere dikkat etmemiz lazım? Genel olarak bu hafta Akrep, Yay, Oğlak ve Kova burçları Genel enerjilerden daha yoğun etkilenecekler. Her hafta bazı burçlar biraz daha öne çıkıyor biliyorsunuz konuşuyoruz bunları sizinle. Dolayısıyla bu hafta Akrep, Yay, Oğlak ve Kova burçları için böyle bir enerji var. Remedya baktığımızda e, lacivert, gri, e, gri yeşil ve pembe tonlarıyla biraz daha dengelemek daha e, renk açısından renklerin frekansları açısından haftanın etkilerini daha rahat geçirmenize yardımcı olabilir. Taşlardan amatiz e, sodalit, daha böyle lacivert tonlu taşlar, e, mor tonlu taşlar, lapis lazuli bunları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle tutulma sonrasında dengelenme açısından bu taşlar size yardımcı olacaktır. Aromaterapide bu hafta defne, adaçayı ve tarçını biraz daha öne çıkartın. Özellikle evinizin temizliği, dengeleme çalışmalarında e, adaçayı, defne hatta hani varsa evinizde üzerlik biraz daha bunları e, yoğun kullanmaya çalışın çay ağacı aynı zamanda çay ağacı yağı özellikle tavsiye edeceğim bu haftanın aromaterapik yağlarından bir tanesi diyebilirim. Peki hemen burçlara bakalım. Burçlar için haftanın enerjileri neler söylüyor? Koç burcuyla başlayacak olursak sevgili yükselen burcu veya ay burcu koç olanlar başta olmak üzere Pazartesi gününü kesinlikle rutin işlerle daha sakin şekilde geçirmeniz sizin için önemli. Pazartesiyi e, mümkün olduğu kadar rutin konularla geçirmeye çalışın. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak karışıklıklar içerisinde olabilirsiniz. Başlangıçlar için de çok e, destekli bir gün değildi. Rutinde yapmanız gereken işler varsa günlük rutininizde bunları ayırın. Salıdan itibaren rahatlayacaksınız. Özellikle eğitimle uğraşıyorsanız, akademik işleriniz varsa, yurt dışı ile bağlantılarınız varsa, yayıncılıkla bir işiniz, bir durumunuz varsa, iletişim, medya bu konularla bağlantılarınız varsa bu anlamda salı ve çarşamba günleri son derece aktif etkiler var. Hiçbiriyle uğraşmıyorsanız kendinize zaman ayırın. Kendinizi geliştirmek, bir şeyleri öğrenmek adına güzel etkiler var. Özellikle salı günü öğrenciyseniz çalışmak, dikkatinizi bir şeye vermek, e, analitik bir konuda, matematiksel bir konuda biraz daha belki takıldığınız bir şeyi daha iyi anlamak adına çok güzel etkiler var. Ama genel olarak kişisel gelişim, geliştirme, eğitim, belki bir eğitim almak istiyorsunuz bununla ilgili başlangıç yapılabilir, kararlar verebilirsiniz. Özellikle çalışıyorsanız perşembe ve cumadan itibaren, perşembe günden itibaren kariyer alanlarınız çok aktif olacak çalışan koçlar için kariyer ve iş alanlarında bu haftanın gelen etkileri Perşembe ve Cuma sizin için son derece destekli seyredecek. Biraz daha buraları e, dikkate alarak yönetmenizde haftanın etkilerini fayda var. Çalışmıyorsanız da kendinizi göstermek, biraz daha aktif olmak, düzenlemek, organize etmek, şöyle bir süredir disiplin olamadığınız, bir toparlayamadığınız işleri bir yerine koymak, bir oturtmak, Tüm bunları e, toparlamak adına perşembe ve cuma çok etkin. Cumartesi ve pazarsa e, hedeflerinizi düzenlemek, şöyle bir gözden geçirmek. Her ne kadar evde de olsak belki hani internetten ya da online şekilde bir arkadaşınızla uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle kontak içinde olmak mümkün. E, Dijital şekilde de olsa sosyalleşmek anlamında çok güzel etkiler var ama daha çok Cumartesi pazarı bir süredir düzenlemek istediğiniz, şöyle yenilemek istediğiniz noktaları değerlendirerek, biraz daha planlarınızı gözden geçirerek e, aktive etmekte fayda var. Aile büyükleriyle ilgili konulara da odaklanacaksınız. Cumartesi pazarın özellikle sizin adınıza etkileri de bu şekilde de yoğunlaşıyor. Bilhassa pazar günü o ruhsal ve videonun başında bahsettiğim daha spiritüel enerjiler sizin için de çok etkin olacak. Oradan da o şekilde faydalanmakta fayda olacak sevgili koçlar. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle ilerleyecek, güzellikle tamamlanacak, kolaylıkla yürüyecek, su gibi akacak bir hafta diliyorum. Ee, sağlıcakla kalın, her şey gönlünüzce olsun inşallah. Ve sevgili boğa burçları, yükselen burçları veya ay burçları boğa olanlar Öncelikle pazartesi günü ikili ilişkilerinizde daha dengeli gitmenizde fayda var. İkili ilişkileriniz, eşinizle bir durumunuz, partnerinizle bir işiniz, belki bir avukatla, muhasebecinizle danışarak, bir şeyleri danışarak başkalarıyla yürüttüğünüz işlerinizde acele kararlar vermeyin. O gün o anlamda adım atmak için uygun etkilerden geçmeyeceksiniz. O günü bir rutin konularla geçirmeye gayret edin. Salıdan itibaren ise, e, finansal konular, bankacılık işleri, parasal alanlarda sizin daha hareketli bir süreciniz var. Ama aksilikler, yoğunluklar böyle hani sizin hesaplayıp da pek de sonuçlarıyla e, aynı olmayan evdeki hesabın çarşıya uymadığı denir ya biz bizim e, halk arasında işte öyle etkilerle de karşı karşıyasınız. O yüzden B planlarınızı hazırlayın ve şartları zorlamadan ilerleyin. Salı günü finansal konularda, yatırımsal anlamda parasal işlerinizde e, acil ve böyle hani çok radikal kararlar vermemek lazım. Bir şey gözden kaçabilir. O anlamda Çarşamba'nın etkileri daha iyi. Özellikle bankacılık veya benzer kredilerle ilgili bir işiniz varsa. Perşembeden itibaren daha rahat, daha akıcı bir enerjiye geçiyorsunuz. Perşembe-Cuma bu hafta şöyle yolunda gitmesini istediğiniz, daha rahat yürümesini istediğiniz hem özel hayatınızda hem günlük rutininizde hem işle ilgili konularda kariyerinizde biraz daha odaklanacağınız nokta, daha faydalanacağınız alanlar Perşembe ve Cuma gibi duruyor. Özellikle eğitimle ilgili konular, öğrenciyseniz de buna dahil olmak üzere daha iyi odaklanacağınız, daha mantıklı yürüyeceğiniz etkiler var. Duygusal konuları, duygusal bir kararınızı, duygusal bir beklentinizi, bir konuşmayı pek de Perşembe ve Cuma'ya almamaya gayret edin. Hafta sonuysa daha... Organize olmak, e, işle ilgili belki çalışıyorsanız bir şeyleri böyle bir düzenlemek hani bir süredir kafanızda da olsa bir şeyleri dengeye koymak anlamında e, daha destekleyici etkiler var. Partnerinizle, eşinizle bir karar verme, bir durumun üstünden geçme, veremediğiniz bir kararda belki hani güvendiğiniz biri de olabilir bu kişi. Oradan fikir alma anlamında da hafta sonu özellikle cumartesi ve pazarın etkileri sizi de çok güzel destekliyor. İş ve kariyerle ilgili yapmak istediğiniz bir beklentiniz, bir dileğiniz, bir rüteliniz varsa bunu pazar günü gerçekleştirebilirsiniz. Bunu bir deneyimleyebilirsiniz. Bu anlamda sizi destekleyecek etkilerden geçeceksiniz sevgili boğalar. Her şeyin gönlünüzce olacağı, su gibi akacak, şahane ilerleyecek, bolluk bereket içinde, huzurla, sağlıkla tamamlanacak güzel bir hafta diliyorum. Her biriniz ayrı ayrı. Ve sevgili ikizler burcu, yükselen burcu veya ay burcu ikizler olanlar... Sağlığımıza özellikle haftanın ilk yarısı dikkat edeceğiz. İş hayatı, meslektaşlarımız, hayatımıza rutinde yürüttüğümüz işler, baba anne tarafından akrabalar, dayılar, teyzeler gibi onlarla ilgili belki çözmemiz, halletmemiz gereken bir takım işler, bir takım durumlar. Biraz daha hafta ortasına kadar bunlara odaklanmanız gerekebilir. Bunlarla uğraşmanız gerekebilir. Düşmanlara, rakiplere veya karşı tarafta bir iletişim kurmaya çalıştığınız noktada beklemediğiniz dirençlerle karşılaşmaya da hazırlıklı olun. Haftanın ilk yarısı bu nedenle sizin için daha dikkatli yönetilmesi gereken noktalar var. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri e, ikili ilişkileriniz, ortaklı bir işiniz, bilhassa çarşamba bu anlamda çok destek veriyor. Belki bir iş görüşmesi, belki bir ortak bir çalışmayla ilgili bir karar verme. Bunlarla ilgili çarşambanın enerjileri hayli aktif olacak, hayli sizin adınıza destekli olacak. Partnerinizle, eş, biraz odağınız buraya da kayabilir. Eşiniz, partneriniz, hayatı birlikte yürüttüğünüz kişilerle iletişiminize. Perşembe ve Cuma ee, daha çok... Sakin geçirmeye gayret edin Perşembe ve Cuma'yı. Özellikle finansal konular, bankacılık işleri, parasal işleriniz, bununla ilgili halletmeniz gereken noktalar varsa ele alabilirsiniz. Ama biraz aksiliklere de uygun etkiler var. Özellikle duygusal konularda karşı tarafı zorlamayın. Partnerinizle, eşinizle, sevdiğinizle, bu bir sevdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir aynı zamanda. Bir şey yürütürken, bir iletişim kurarken şartları zorlamayın. meseleyi büyütmemeye çalışın. dolayısıyla orada hem duygusal beklentilerinize daha sakin ilerlemeniz lazım. Aynı zamanda şöyle değiştirmek, dönüştürmek, toparlamak istediğiniz konular adına daha net ve analitik bakacağız, iyi kararlar alabileceğiniz etkilerde Perşembe ve Cuma aktif olacak. Cumartesi ve Pazar. Ee, daha rahat etkiler içindesiniz. Bir süredir şöyle araştırmak istediğiniz, derinleştirmek istediğiniz, belki ruhsal bir konuda veya kendi hayatınızda işinizle e, ilgilendiğiniz bir konuyla ilgili şöyle biraz daha e, yönelmek istediğiniz alanlar varsa cumartesi ve pazar etkileri bu anlamda son derece destekli. Baba, e, baba soyundan gelen kişiler, amca vesaire gibi... Onlarla ilgili bir durum, bir meselenin çözülmesi, biraz daha oraya odaklanmasıyla ilgili de aktif bir enerjiden geçebilirsiniz. Dikkatiniz biraz daha burada da olabilir. Her şeyin gönlünüzce olacağı, ne olursa bunun en yüksek hayrınıza gerçekleşeceği, bolluk bereket içinde, sağlıkla, huzurla, aşkla tamamlanacak şahane bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili yengeç burçları, yükselen burçları veya ay burçları, yengeç olanlar, Tempo'lu başlıyorsunuz haftaya. Rutin işleri çözmek, halletmek, şöyle bir koşturacağınız noktaları bir düzenlemek adına aktif enerjiler var. Özellikle haftanın ilk yarısı bedeninizi, ruhunuzu, kendinizi fiziksel olarak da çok yormadan hareket etmeye çalışın ama temponuz yüksek. Bir şeyleri organize etmek, bir tamamlanması gerekenleri düzenlemek adına özellikle salı ve çarşamba etkileri çok aktif. Pazartesi burada biraz daha sizin de dikkatli kullanmanız gerekiyor. Sağlığınıza yalnız dikkat etmeniz gerekiyor bu süreçte özellikle haftanın perşembeye kadar olan döneminde bedeninize, sağlığınıza, fiziksel gücünüze bir parça daha dikkat etmeniz gerekiyor. Perşembeden itibaren ikili ilişkiler, ortaklı alanlar, ortaklaşa başkalarıyla çözmeye çalıştığınız işler, birinden danışmanlık almak istiyorsanız, birine bir fikrini sormak istiyorsanız bu konularda destekli olacağınız etkiler var evliyseniz eşinizle veya partnerinizle sevdiğiniz kişiyle dikkatinizin biraz daha oraya odaklanacağı. Orada böyle bir hani birlikte karar vermeniz gereken bir noktayı biraz daha fazla gündeme alacağınız etkiler söz konusu olacak. Biraz daha ikili ilişkiler, ortak yürüttüğünüz işler, sizin dışınızda beraber başkalarıyla eee hallettiğiniz ya da yürüdüğünüz noktalar hayatınızda bu hafta perşembe ve cuma aktif olacak. Eğer böyle işleriniz varsa bunu bu alana alın. Avukatınızla bir görüşmeniz varsa, muhasebecinizle bir görüşmeniz varsa, e, çocuğunuzun o, okuluyla, öğretmeniyle ya da işte belki işte idareyle ya da işinize idareyle başkalarıyla yürüttüğünüz bir işiniz varsa bunu perşembe ve cumaya rahatlıkla alabilirsiniz. Hafta sonu sakin geçirmeniz lazım. Fiziksel olarak, ruhsal olarak kendinizi yormamanız gerekiyor. Ruhsal açımlarınız açısından çok yüksek frekanslardan geçeceksiniz. Enteresan rüyalar, ilginç hissedişler açısından güçlü etkiler var. Ama dünyevi konular, fiziksel olarak kendini zorlamak, yormak bunlar size hafta sonu yaramaz. Hafta sonu o yüzden daha stabil, daha sakin, biraz daha kendi alanlarınızda olarak ee, zihinsel olarak da kendinizi yormadan bu noktaları geçirmeye, dengelemeye gayret edin. Özellikle hafta sonu etkileri içerisinde. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle ilerleyeceğiniz, güzellikle tamamlanacak, sağlıkla, bollukla, bereketle yürüyecek, su gibi akacak. Çok güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın inşallah. Sevgili Aslan, yükselen burcu veya ay burcu Aslan olanlar. Öncelikle haftanın ilk yarısı sizin için biraz daha kişisel alanlarınız ve ailevi konular bu hafta daha önde olacak. Bilhassa e, pazartesi günü bir kere rutinde geçirmeniz, mümkünse evde olmanız, ev alanlarınızda, daha korunaklı noktalarda olmanız sizin için faydalı olacaktır. Ee, önemli bir işinizi ele, ele almayın pazartesi günü. Bilhassa emlak, gayrimenkul, ailevi konular, ebeveynlerinizle ilgili çözmeniz, halletmeniz gereken bir iş varsa, yuva alanlarınız yani, pazartesi günü oraya pek dokunmayın, bir kendi haline bırakın. Salıdan itibaren bu hafta ne yapacaksanız, neyi ele alacaksanız değerlendirmeye çalışın. Salı ve çarşamba enerjileri, ee, öncelikle... Daha duygusal konuların, ilişkinizle ilgili bir noktanın sizin için daha öncelikli olacağını, aşk, ilişkiler, duygusal beklentileriniz yüksek olacağını biraz daha burada e, odaklanacağınıza işaret ediyor. Belki ilişkinizle ilgili bir süredir yani bu beni eğlendiriyor mu, bu ilişkide ben ne kadar mutluyum ya da ben hangi noktayım, ne kadar değerliyim. Bu tip biraz daha kıyaslamaların zihninizde aktif olacağı etkiler var. Şartları zorlamıyorsunuz ama. Diğer taraftan benim hayatımda ilişki yok diyorsanız kişisel alanlarınız adına yine aktif enerjiler var. Her durumda salı ve çarşamba gününü kişisel konularınız, kişisel bakımınız, daha kişisel alanlarınızla veya eğitim konularıyla, eğitimsel alanlarla geçirmenizde fayda var. Çalışıyorsanız bile daha kendinize de vakit ayırarak bu süreci yönetmeye gayret edin. Perşembe ve cuma etkileri yoğunlaşacağınızı gösteriyor rutininiz artabilir yoğun bir tempo içinde olabilirsiniz koşturmalarınız çok artabilir e, rutin işler günlük işler bunlar e, önemli olacak sağlığa dikkat edin burada Perşembe ve cuma etkileri içerisinde birlikte çalıştığınız insanlar onlarla ilişkileriniz onlarla iletişimlerle ilgili bir takım sıkıntılar olabilir veya günlük hayatınızda hayatı beraber yönettiğiniz birlikte paylaştığınız insanlarla ilgili bu kişilerle ilgili iletişiminize biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor ama rutinin ve enerjinin yüksek olduğu düzenlemek için de çok güzel etkiler var çalışıyorsanız işinize odaklanın Perşembe ve Cuma buradan iyi sonuç çıkartırsınız çalışmıyorsanız da daha disiplinli halletmeniz yarım kalmış işleri çözmek adına bu iki gün bu hafta sizi çok destekleyecek. İyi faydalanmak lazım. Cumartesiye baktığımızda cumartesi ve pazar daha çok birlikte bir şeyler yapmak. Partnerinizle, eşinizle, hayatı paylaştığınız kişiyle, belki sevdiğiniz bir arkadaşınızla birlikte bir şeyler yapmak, onunla fikir anışverişinde bulunmak, fikrini sormak, danışmak veya bir ilişim, iletişim içerisinde olmak, yalnızlaşmadan ziyade bunlara odaklı olacağınız etkiler var. Eğer ee, bir partneriniz, eşiniz vesaire hayatı paylaştığınız kişiler varsa daha çok dikkatiniz de orada olacak. Beraber bir şeyler yapma, hafta sonu birlikte geçirmek anlamında bu anlamda güzel destekli etkiler var. Ee, Hiçbiri yoksa hayatınızda yani yalnızım ve evdeyim, hafta sonunda yalnız geçirmem gerekiyor diyorsanız da belki hani internetten ya da e, bir süredir vakit ayırmadığınız bir arkadaşınızla, uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızla her ne kadar sosyal mesafeleriniz yüksek olsa da iletişim içinde olmanızla ilgili güzel etkiler var. Pazar günü enerjisi e, sizin için de ritüel, e, dualar, Biraz kendinize ruhsal anlamda vakit ayırmak, arınma, tüm bu e, detoks, bu alanlarda bedeninizi, ruhunuzu rahatlatmak adına da özel bir etki veriyor. Oradan da faydalanmanızı e, canlı gönülden temenni ediyorum. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle akacak, güzellikle ilerleyecek, su gibi tamamlanacak, şahane bir hafta diliyorum. Bollukla, bereketle, huzurla, sağlıkla gelsin, sağlıcakla kalın. Ve sevgili Başak Burçları... Yükselen burçları veya ay burçları Başak olanlar haftanın ilk yarısı ailevi konular, eviniz, yuva alanlarınız biraz daha burada vakit geçirme, kendinizi bu alanlarda daha iyi hissetme adına güzel etkiler var. Evinizde toparlamanız gereken, düzenlemeniz gereken bir iş varsa Araştırma yapmak istiyorsanız bir süredir belki okumak istediğiniz bir kitap varsa, bir toparlamak istediğiniz bir şey varsa dolayısıyla bunlarla ilgili e, salı ve çarşamba enerjileri gayet aktif. Bir yandan da dikkatiniz ebeveynlerinizde olabilir. Onların e, belki konuları, onlarla iletişiminiz, onlarla ilgili çözmeniz ya da biraz daha odaklanmanız gereken noktalar varsa orası olabilir. Daha çok ailevi konular, iç alanlarınız aktif olacak. Çalışıyorsanız bile dikkati ve ağırlığı buraya vereceksiniz gibi duruyor gayrimenkuller, ev alım satımları, taşınma bunlarla ilgili vereceğiniz bir karar varsa da yeni bir döngü başlıyor. Ayın büyüme fazında burayla ilgili de hızlı bir durum söz konusu olabilir bu noktalarla ilgili de. Evet sevgili başaklar perşembeden itibaren perşembe ve cuma biraz daha kişisel alanlarınız burada disiplin olacağınız noktalar burada odaklanmak istediğiniz noktalar aktif olacak. Bir süredir kafanızda bir iş bir plan bir gerçekleştirmeye çalıştığınız bir şey bir yaratıcı bir enerjiyle bir şeyleri ortaya koyup bir planlamaya çalıştığınız bir durum varsa işte bunları dengelemek, aktif olmak, üzerine düşünmek, belki adım atmak için Perşembe, ve Cuma etkileri sizin adınıza destekli. ilişkilerde dikkat edin. Ee, sizin de duygusal olmayacağınız, biraz daha eleştirel, biraz daha net böyle analiz ederek bakacağınız bir etki var. Özellikle duygusal ilişkileriniz açısından. E, meseleyi fazla, eleştiri kısmını fazla abartmamaya çalışın. Özellikle perşembe ve cuma etkileri içerisinde. Cumartesi, pazar sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ev içi rutininiz yüksek olacak. Belki evde toparlamanız, halletmeniz gereken işlerle ilgili temponuz hayli e, etkin olacak. Buraya odaklanmak, hani e, oyalanacak bir şeyler bulmak. Mutlaka hafta sonu, cumartesi ve pazar oyalanacak bir şeyler bulmanız gerekiyor. Zihninizi ve bedeninizi oyalamanız gerekiyor. Aksi durumda gerginleşebilirsiniz. O yüzden doğru ve sizi ne mutlu ediyorsa böyle bir şeylerle meşgul olmak adına hafta sonunu böyle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle akacak, güzellikle tamamlanacak. Şahane bir hafta diliyorum. Sağlıkla, bollukla, bereketle aşkla inşallah sağlıcakla tamamlayın. Evet sevgili terazi burçları, yükselen burçları veya ay burçları terazi olanlar öncelikle e, iletişim trafiğinizin yüksek olduğu bir etkileşim var. Çalışıyorsanız özellikle işle ilgili hani hızlı bir kararla Kısa bir yere belki bir yolculuk da yapmanız gerekebilir ya da toparlamanız gereken bir girişiminiz, bir durumunuz biraz daha zihninizde belirgin olacak bu haftanın en genel enerjileri açısından sizin için. Yapmaya çalıştığınız bir girişiminiz, bir e cesaret etmeye çalıştığınız bir konuyla ilgili daha cesur adımlar atma etkiniz var. Özellikle hafta ortası salı ve çarşamba bu anlamda aktif olacak enerjilerden geçeceksiniz kardeşler, yakın arkadaşlar, kuzenler belki hayatınızda size yakın olan, görüştüğünüz birinci dereceden görüştüğünüz yakın insanlarla biraz daha kontaklarınız artıyor, iletişim trafiğiniz artabilir, telefon görüşmeleri yoğun olabilir, özellikle salı ve çarşamba. Onların meselelerine biraz fazla odaklanabilirsiniz. Ailevi konularda bu hafta etkin olacak. Perşembeden itibaren de ev, yuva alanlarınız ve ailevi konular son derece aktif olacak. Yani bu hafta dikkatiniz biraz daha kendi alanlarınızda, iç alanlarınızda gibi duruyor. Evle ilgili halletmeniz gereken bir iş, bir düzenleme, bir durum varsa, bir karar varsa e, burası Perşembe ve Cuma aktif olabilir. Bunun dışında da evde vakit geçirmek, kendinizi evde daha iyi hissetmek, daha rahat etmek adına da destekli olacaksınız. Perşembe ve Cuma'yı bu şekilde değerlendirmek hayrınıza olacaktır. Cumartesi ve Pazar... Çocuklarla ilgilenmek, rutinlerinizi düzenlemek, çocuklarla ilgili toparlamanız, düzenlemeniz gereken Hani bir süredir belki vakit ayırmadığınız bir şey varsa çocuk sahibiyseniz onlarla ilgilenmek adına çok destekli etkiler var. Daha önce fark etmediğiniz bir şey de hissedebilirsiniz. Yani belki onun size söylemediği bir sorunu, bir durumu, başka bir şey de fark edebilirsiniz. Çocuğunuz yoksa aşk ilişkiler, duygusal ilişkileriniz, duygusal hayatınızla ilgili biraz daha aktif enerjiler var. Hiçbiri yoksa... Kişisel gelişim, kendi kişisel alanlarınız, buraya odaklanmanız açısından cumartesi ve pazar etkileri, bu haftanın son etkileri, son günlerin enerjileri sizin için aktif olacak. Daha çok hafta sonu kişisel alanlarınıza zaman ayırarak geçirmenizi özellikle bu nedenle tavsiye ediyorum. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle akacak, güzellikle tamamlanacak, şahane bir hafta diliyorum. Su gibi aksın, her şey gönlünüzce ve en yüksek hayrınıza gerçekleşsin inşallah. Ve sevgili akrep burçları, yükselen burçları veya ay burçları akrep olanlar bir tutulmayla tabii başlıyorsunuz haftaya güneş tutulması. Kariyeriniz, işiniz, hayata bakışınız, hayatınızdaki önemli etkileşimlerle ilgili önünüzdeki bir süreç tutulma videosunda anlatmıştım. Sizin için aktif, dikkat etmeniz gereken kısım daha çok ee, bu haftanın genel etkileri açısından pazartesi gününü bu anlamda sizin üstünüzde yüksek bir basınçla e, diyebileceğim etkilerin frekansların kuvvetli olması nedeniyle sakin geçirmeye çalışın. Zaten yani enerjisel frekanslar kuvvetli olacağı için üstüne tekrar ek yüklerle, karmaşık işlerle haftanın ilk iki gününü geçirmemeye gayret edin. Bilhassa finansal konular, parasal konular, bankacılık işleri bu alanlarda vermeniz gereken bir karar varsa daha çok mümkünse bunu çarşambadan itibaren ele almaya çalışın. Belki bir kredi başvurusu benzer bir konuda olabilir. Konuşma, iletişim kurma, birilerine bir süredir söylemek istediğiniz bir şey, tuttuğunuz bir şeyin artık söylenme zamanının gelmiş olması. Buralarda bilhassa perşembe ve çarşamba ve perşembe günleri aktif olacak duyumlar alabilirsiniz. Konuşmaların, duyumların, telefonların ve bir yoğun olduğu etki var perşembe ve cuma enerjileri içerisinde. Özellikle cuma günü ee, telefon görüşmeleri, belki mail görüşmeleri, e, tüm bunlarla ilgili aktif bir enerjiden geçeceksiniz ama arkanızdan çevrilen bir işi, bir konuşmayı, e, bir dedikoduyu duyabilirsiniz. Böyle bir duyum alabilirsiniz. Burada öfkelenmeden, sakince ve bu alanı hani e, daha rahat geçirmeye çalışarak, burada çok kalmadan, çok oraya takılmadan burayı da yönetmenizde özellikle fayda var bir hasta cuma ve cumartesi etkilerinde burası da son derece aktif olacak. Pazarı dinlenerek geçirmeye çalışın. E, Rütüellerinizi yapmaya çalışın. Bir süredir mekanınıza, kendinize, kendi enerji alanlarınıza, frekanslarınıza vakit ayıramıyorsanız bunlara odaklanmaya çalışın. Daha spiritüel olarak yüksek, enerjisel e, noktalarınızın, sezgilerinizin yüksek olduğu bir hafta sonu enerjisinden geçeceksiniz. Ama pazar bu anlamda yüksek etkiler var. Biraz daha bu şekilde değerlendirmekte fayda olacak her şeyin en yüksek hayrınıza ilerleyeceği, bollukla, bereketle, güzellikle, huzurla, en önemlisi de dengeyle tamamlanacak şahane bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın, her güzellik sizinle olsun inşallah. Ve sevgili yay burçları, yükselen burçları veya ay burçları yay olanlar Pazartesi günü kesinlikle dinlenerek geçirmeniz lazım. Kesinlikle önemli işlerinizi, önemli toplantılarınızı çalışıyorsanız bile önemli bir durumu pazartesinden sonra ele almaya çalışın. Daha çok kendinizle olun. Kalabalıklara girmemeye gayret edin. Sağlığınıza da önem verin. Salıdan itibaren rahatlıyorsunuz, hareketleniyorsunuz, ay burcunuza geçiyor. Salı ve çarşamba özellikle bir konuya derinleşmek, bir şeyi daha iyi anlamak, analiz yapmak, daha iyi fark etmek adına güzel etkiler var. Çarşambanın enerjilerinde şöyle biraz sanatsal konular, kreatif alanlar, sizi keyif verecek, sizi mutlu kılacak, rahat ettiğiniz alanlar, kişiler, kimse bunlar hayatınızda, bunların içerisinde olmakla ilgili vurgu bir parça daha yüksek, özellikle çarşamba etkilerinde. Bu hafta finansal konularda, bankacılık işlerinde tamamlamanız, düzenlemeniz, belki bir kredi başvurusu, belki başka bir şey, ee, tamamlamanız gereken bir şey varsa ya da bir halletmeniz gereken bir iş varsa Perşembe ve Cuma etkileri bu anlamda hayli, yüksek olacak, potansiyeli, kuvvetli olacak. Yine konuşma, bir e, konuşma yapmanız gerekiyorsa, bir görüşme yapmanız gerekiyorsa bu anlamda da Cuma sizi çok destekliyor. Ee, güzel duyumlar alma, beklediğiniz bir haberin size gelmesi, sürpriz bir şekilde önünüze çıkması Cuma günü bu anlamda hayli kuvvetli etkilerden geçeceksiniz sevgili yaylar. Hafta sonu yakınlarla vakit geçirmek, yakınlara belki onların bir sorununu anlamak, belki sizinle de dertleştikleri bir noktaya biraz dikkat çekmek, yakın çevrenizde kardeşler, yakın arkadaşlar, hayatınızda sizin için yakın kimler varsa onlarla bir parça daha vakit geçirmek için güzel etkiler var. Ee, aktif bir enerji var sizin için özellikle hafta sonu. Burada bedeninizi yormadan daha sakin, ruhsal enerjinin yükseldiğini de bilerek buradan faydalanmaya çalışarak sevdiklerinizle vakit geçirmeye gayret ederek hafta sonunda geçirmekte fayda olacak sevgili kovalar. Sevgili yaylar özür dilerim. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle ilerleyeceğiniz, güzellikle tamamlanacak şahane bir hafta diliyorum. Gönlünüzce olsun, sevgiyle kalın, huzurla kalın inşallah. Sevgili oğlak burçları, yükselen burçları veya ay burçları oğlak olanlar öncelikle haftanın yarısına kadar hatta perşembe gününe kadar olan dönemi bu hafta sizin iyi yönetmeniz gerekiyor. Perşembeden sonra çok rahatlayacaksınız ama perşembeye kadar. Negatif insanlardan uzak durun. Sizi zorlayan insanlardan uzak durun. İşinizde, gücünüzde, günlük rutininizde, yakın çevrenizde olan iletişiminizde sizi ve şartları zorlayan, size baskı yapan insanlardan uzak durmaya çalışın. Daha çok kendi alanlarınıza çekilip, kalabalıktan ya da çetrefilli işlerden uzaklaşıp daha akıllıca yürütmeye çalıştığınız, yani biraz analiz etmeye çalıştığınız noktaları dengelemeye gayret edin. Bir araştırma yapmak, ee, üstüne bir düşünmek, daha detayda bir şeyleri fark etmek. Ama bunların hepsini kendi başınıza yapmak, kendinizle kalarak yapmak için Perşembe'ye kadar etkiler daha e, et, e, aktif olacak. Çalışıyorsanız bile e, böyle çok hani e, kalabalıkta ya da böyle başkalarıyla yürüttüğünüz işlere odaklanmadan ekip çalışmaları için de çok uygun değil Perşembe'ye kadar olan etkileriniz. Daha bireysel konuları işinizde de halletmeye gayret edin. Perşembeden itibaren rahatlıyorsunuz. Bu hafta ele alacağınız işleri, önemli konuları bu nedenle Perşembe ve Cuma'ya organize etmeye çalışın. Önemli bir görüşme, bir konuşma, belki bir planladığınız bir şey, bir konuda bir girişim, bir adımınızın atılması, ee, genel olarak hani neyse sizin için bu haftanın planları için yapmaya çalıştığınız şey bunu perşembeden itibaren aktif kılmaya çalışın. Sevgili oğlaklar oradan itibaren rahatlıyorsunuz. Hatta disiplin olmak, şöyle bir şeyi düzenlemek, sonuç almak, bir şeyi yeni bir duruma geçmesiyle ilgili de güzel etkilerden geçeceksiniz. Hafta sonu konuşmalar, diyaloglar, başkalarıyla paylaştığınız noktalar açısından güzel etkileşimler var. Belki finansal konularda bir plan yapma, bir dengelemeye geçme, alacak verecek tüm bu alanları bir süredir hesaplamaya çalıştığınız bir şeyleri dengelemek, bir girişiminizle ilgili hesap kitap yapmakla ilgili biraz daha oraya da odaklanma etkileşiminiz var. Ama konuşmaların artacağı, görüşmelerin yüksek olacağı, ee, online ortamda bile olsa bu anlamda aktivasyonda kuvvetli olduğu etkiler var. Zaten siz perşembeden itibaren bu hafta kızlanıyorsunuz. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle ilerleyip güzellikle tamamlanacağı, sağlıkla, sahatle, bollukla, bereketle geçecek, aşkla yürüyecek şahane bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın inşallah. Ve sevgili kova burçları, yükselen burçları veya ay burçları kova olanlar, kariyer, iş alanlarında yeni bir döngüye başlıyorsunuz. Ee, bir tutulma enerjisi var. Özellikle yükselen burcu kova olanlar için kariyer alanlarınızda bunu tutulma videosunda anlatmıştım. Ama bu hafta kariyer ve işle ilgili önemli bir adımı tam pazartesiye denk getirmeyin. O gün tutulma günü. Ee, özellikle kariyer alanlarınıza bağlantılı olacağı için çalışanlar için söylüyorum burayı iyi yönetmeniz gerekiyor. Salıdan itibaren ele alabilirsiniz. Hedefleriniz, gerçekleştirmeye çalıştığınız noktalar, destek almak istediğiniz, dolaylı şekilde birilerinden belki yardım beklediğiniz ama nasıl bir hani kontağı kuracağınızı bilemediğiniz bir noktada salı ve çarşamba ee, evinin desteği sizin de olabilir. Şansınız, e, fırsatların geldiği fırsatlara çok açık olduğunuz bir süreç olacak. Bu anlamda Salı ve Çarşamba hayli etkin enerjiler var. O fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu anlamda da gözünüzü açık tutmaya çalışın. Dikkat etmeniz gereken nokta e, özellikle Perşembe Cuma ayın e, arka burcunuzda, arka alanınızda olmasıyla beraber. Biraz daha içe dönme, kendi alanlarınıza dönme etkileri kuvvetli olacak. Mümkün olduğu kadar kendi alanlarınızda kalmaya çalışın. Kalabalıklara hiçbir şekilde girmeyin Perşembe ve Cuma etkileri içerisinde. Yalnızlaşmak size daha iyi gelecek bu anlamda. Ee, bir iş bir durum çözmeniz gerekiyorsa bunu da kendi alanlarınızda, kendinizle halletmeye gayret edin. Özellikle Perşembe ve Cuma'yı bu hafta bu anlamda iyi yönetmeniz gerekiyor. Cumartesi ile birlikte hafta sonu ay burcunuza geçiyor. Rahat edeceksiniz, enerjiniz yükselecek özellikle pazar, spiritüel anlamda, ruhsal anlamda çok yüksek frekanslardan geçeceksiniz. Bu hafta rüyalar, enteresan hissedişler, rüyalarla gelen çeşitli farkındalıklar, genel olarak üst bilincinizin e, alt bilinçten daha destekli olması, spiritüel ve ruhsal anlamda titreşiminizin yüksek olmasıyla ilgili özel etkilerden geçiyorsunuz ve burası e, bir hasta hafta sonu kendini daha fazla belli ediyor. Bu anlamda da daha ruhsal temaların hayatınızda aktif olacağı enerjilerden de geçeceğinizi söylemekte fayda var. Her şeyin gönlünüzce olacağı, en yüksek hayrınıza ilerleyecek, en yüksek hayrınıza tamamlanacak şahane bir hafta diliyorum. Sağlıkla, bollukla, bereketle ve dengede olun inşallah. Ve sevgili balık burçları, yükselen burçları veya ay burçları balık olanlar haftanın ilk günü özellikle eğitim konuları, akademik çalışmalar babanızla ilgili bir durum, e, eril sembollü kişilerin e, hayatınızdaki işte bir takım e, çizmeye çalıştığınız sınırları ile ilgili noktalarda fazla bir mücadeleye girmeyin. Bu hafta Pazartesi gününü siz de daha dengede daha sakin geçirmelisiniz. Salıdan itibaren özellikle çalışıyorsanız iş ve kariyerle ilgili yoğun bir temponuz var. Çalışmıyorsanız bile daha dışarılıklı olacağınız, Halleceğiniz işleri günlük temponuzda halleceğiniz işlere odaklanacağınız etkiler var. Ee, belki aileden biri, aile üyelerinden birinin iş ve kariyerle ilgili bir konuda bir desteğe ihtiyacı var. Oraya biraz destek vermeniz gerekebilir. Bu anlamda hayli yoğun ve aktif bir enerjiden geçeceksiniz. Özellikle Salı ve Çarşamba iş rutinleriniz yüksek, e, kariyeriniz odaklı olacaksınız ve buradan fırsatlar gelebilir. Başkalarından gelecek destekler adına yoğun bir enerjiniz var. Perşembe ve Cuma hedeflerinizi düzenlemek, daha net bakmak e, duygusallıktan uzak durmanız gerekiyor ama perşembe-cuma bu anlamdaki beklentilerinizi e, daha çok analitik ve mantıklı bir tarafa yatırmanız, buraya evirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ama başkalarından gelecek destekler açısından çok güzel enerjilerden geçiyorsunuz, fırsatları açık olacaksınız. Özellikle bir iş, bir durum halletmeye çalıştığınız bir konuyla ilgili hiç beklemediğiniz bir fırsat gelebilir. Dolayısıyla e, Perşembe ve Cuma'yı biraz daha bu anlamda bu gelecek fırsatları doğru değerlendirmek, iyi analiz etmeye yönelik olarak geçirmenizde fayda olacak. Sosyalleşme anlamında da kuvvetli etkiler var. Bunu illa karşılık yapmanız gerekmiyor. Bu etkiler hatta yardım istediğiniz ya şurada bir yerde tıkandım <laughs> bu konuda sen ne düşünüyorsunuz dediğiniz bir güvendiğiniz birinden gelebilecek bir farklı bir bakış açısıyla sizin yönlendirilmeniz bile olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta cumartesi ve pazar üzerine bu hafta. Kendinize çekilmeniz lazım. O haftanın haftanın başından itibaren başkalarıyla paylaşarak yoğun şekilde yürüttüğünüz kısım kendi alanlarınıza girmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle negatif insanların enerjisinden, bakışından, nazarından şöyle kendinizi iyi korumanız gerekiyor. Arınmak için çok güzel enerjiler var sizin adınıza hafta sonu. Kendinizle olun. Ee, daha kendi alanlarınıza dönük kalın ve arınma enerjilerine, detoksunuza, ritüellerinize, ruhsal yıkanmanıza, ruhsal etkilerinize daha dönük hareket etmeye çalışın. Daha büyük fayda sağlama potansiyeliniz var. Pazar günü özellikle cumartesi ve pazar etki enerjileri içerisinde yoğun bir biçimde rüyalar, tüm bu etkileşimler, hissedişler sizin için çok aktif olabilir. Aynı zamanda uyku düzeninize cumadan itibaren bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Daha e, ee, kendinizi yormadan ya da burada düzenli hareket etmenizde son derece fayda olacak. Özellikle hafta sonu etkileri içerisinde. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle geçecek, güzellikle tamamlanacak, bollukla, bereketle, sağlıkla, huzurla dengelenecek şahane bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın inşallah.